Aa. Sana kaç seni kaldı? en dandik silahla öldürme. Aa, pardon. Bir dakika. Şu anda oyunda değilim. Fareler kesildi. Nasıl oyunda bir istikrar üretemiyorum? Bayağı. Lütfen. 360 uzak. Mesela sana o silahı yasaklasak yine de yenebilir misin beni? Yenebilir misin derken? Kendim de kaçıyorum sanki. Bu arada ben kaçıyorum. Oğlum ölmek hiç bu kadar keyifli olmamıştı ya. Nasıl? Bir dakika. Wall hack var. Bir dakika. Yok vallahi gel odama gel bak abi. Hayır bir dakika abi. Odama gel bak. Tam benim önümdesin. Bak hayır, bir dakika. Olur, tamam mı? Hayır, ondan bak. Gerçekten olayların bu noktaya gideceğini hiç düşünmüyorum. Almost TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Deli Mine var. Merhabalar hepiniz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? İyi, çok teşekkür ederim sana bir kere. Eskişehir'e gelip seni görmek istiyorum dedim. Bu oyuncu evinin videosu falan çektiler. Beraber harika bir yayın yaptık. Şimdi de ilk defa Eskişehir'de gerçek hayatta beraber Crossfire Half-Life günlükleri yapacağız. Heyecanlı mısın? Vallahi heyecanlıyım. Daha önce videoları izlediğim için pek de ümitli değilim. İlk defa bir işe başlarken kaybedeceğimi bilerek başlıyorum. Ama elimden geleni yapacağım, onu da söyleyeyim. Elinden geleni her zaman yapacağını biliyorum. Zaten adam sporcu, kökenli olduğu için çok hırslı ve iddialı her şeyde. Bu videoda iddiamız, o buldu, o YouTuber olduğu için eski sevgilisine seni seviyorum diye mesaj atacak. Şöyle, kaybeden. Kaybeden ama ben bir kere öldürürsem kazanıyorum değil mi? İki kere öldürürsem. Anlos'u iki kere öldürürsem kazanmış oluyorum. Sen istediğin kadar öldürebilirsin. Ben sana onun imkanını vereceğim tamam, zaten. Tamam, 100'e kadar. Kaybeden eski sevgilisine ilanı aşk eder abi. Tamam. İki bir kere biraz şerefsizlik ama bu. Yani öyle deme. Kaybeden eski sevgilisine ilanı aşk ediyor abi ama bariz açılıyor böyle. Yokum, sensiz yok oluyorum. Lütfen geri dön. Aşığım sana. Falan gibi. Yaparken düşünüyorum kendimi de şimdi. Neyse, ikimizden birinin patlayacak o zaman. Yani geçmiş olsun diyoruz. O zaman sahneye alalım seni. Başlayalım. Başlayalım. Beni de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ha, Deli Mine kanalını aşağıya koydum. Bilmeyen varsa eğer, mağaradan yeni çıkan varsa. Adamlar 6 ayda 2,5 milyon abone yaptı. YouTube'un en hızlı gelişen kanalı. Oyuna geçiyoruz. Hadi bakalım. Attığın headshot olsun. Senin de attığın acılar içinde öleceksin. Ben içerideki odaya gidiyorum o zaman. Başına gelecekler hakkında hiçbir fikri yok. Selamlar sevgili arkadaşlar, aksiyonumuz başlıyor. Neredesin reis? Gel de bul. Ayda, o sesi vermeyecektin bana. Merhabalar herkese öncelikle tekrardan. Abi hoş geldin, çok sağ ol. Eskişehir'e, evimize, ayağımıza kadar geldi burada dayak yemek için Half-Life'da. Harbiden yenilmek için ayağına gelen ilk insanım galiba. İddiamız kaybeden kız arkadaşını, eski kız arkadaşını arayıp aşkı ilan edecek. Çok ağır bir iddia. Ben gerçekten büyük bir iddia ve kaybedeceğimi bile bile bu iddiayı kabul etmem hiç çok belli olmaz abi sence. Şimdi güzel. Sana var ya, özel bazukamı atacaktım ama sen hayatta değilsin. Nereye gittin? Gel bakayım. Bu arada moleküllerine ayrıldı. Bir şey söyleyeyim, bir iki tane salladım ama ha. Tabii sallarsın fena. Bir abisi çok abi, iyi oynuyor. Yasir efsane oynuyor. Bu arada bu olayını pardon. Buyur abi. Kestim, pardon. Konuş. Ya bu olayın esası şöyle. Şimdi çok küçükken Yasir abi o kadar fazla bilgisayar oynardı ki ve ben bilgisayarın kenarında o kadar çok şey yapıyordum. Adamı bilgisayardan soğutmuş. Yani Abdül'ün bilgisayar oynamama sebebi abisiymiş, vermemiş. Değil mi? Aynen, vermedi. Ben de buna karşılık ne yaptım abi? Kendimi spora verdim. Ben de sporda başarılı oldum. O bilgisayar oyununda başarılı. Ben de sporda başarılı oldum. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Falan filan. Abin de fena değil ama vücut olarak. Ben seni bugün öldüreceğim şimdi. Göbekli mi? Göbekli tabi. Kocaman göbeği var. Sana acaba levye mi atsam ya? Geber! Öleceksin ama değil mi? Evet. Kaç canım var? 43 canım kaldı. Armorların hepsini bitirdim. Ah be abicim, dünya şampiyonunu öldürmek diye keyif atardım. Keyif alırdım ya. Yok, kolay değil. Şöyle. Şimdi ben iki kere seni öldürürsem şey evet, mi? Sen kazanmış olacaksın. 100 kere olursam var. Hayır, 100 değil. Senin sınır hakkın var. Hayır, 100 olursam ben kazanacağım. Ne, sonsuza mı gidecek abi sen beni iki kere vurana kadar? O nasıl bir mantık lan? Abi sıkılana kadar oynayalım işleri var yani. Tamam, okey. Okey abi. Kaybetsen ne olur yani. Bir şey diyeceğim. Bak, benim YouTube'a koyduğum son videoların biri 45 dakika, biri 31 dakika.
Bu arada şeyden bahsedeceğim sevgili arkadaşlar. Videomuza yorum atan arkadaşlardan 10 kişiye 100 liralık Steam cüzdan kodu hediye edeceğim. Gene Elvind videosunun kazananlarını o videonun altına yazdım. Bu videoda da var çekilişimiz. Half-Life Crossfire günlüklerine özel. Yorum atmayı, yorumlarınızı eksik etmeyi unutmayın. Bundan sonra hangi fenomenle oynayalım onu yazabilirsiniz. Neredesin abi sen? Çok sessiz oynuyorsun ya. Çok sinirlenmeye başladım ben. Sen sesten nerede olduğumu anlayabiliyor musun? Anlayabiliyorum. Anladım bile. Lan nasıl? Hadi. Hadi hadi. Bir saniye daha önce bassaydım yemin ederim öldürecektim ya. Ulan şans. Öldürdün. Ulan dünya. Bas bas. Dur bakalım biraz. Ah be abicim. Şimdi sen bazuk alıyorsun değil mi? Sen kaç yıldır bu oyunu oynuyorsun? 98'den beri. 21 yıl, 21 yıldır. Ben 5 yaşındayken başlamışsın sen bu oyunu oynamaya abi yani. O zaman ben de büyük sayılmazdım yani. 8 yaşındaydım ben de. 8 yaşında mı başladın abi? Evet. Yani? 8 yaşında nasıl düştün böyle şey? Valla bir internet kafelerde başka oyun yoktu hacım. Bu arada biz harika vakit geçirdik. Gerçekten mükemmel, müthiş insanlar. Yani çok samimiler. Bizim gibi Anadolu insanları. Gezdik, tozduk, muhabbet ettik. Şakalaştık. Çok tatlı bir yayın yaptık. O da bir video çekmiş arkadaşlar. O videoyu da bu videonun altına koyuyorum. Adam gerçek hayatta donate yapmaya gelmiş aslında Eskişehir'e. $1000. Ama sen de büyük krallık yapıp o donate'i kendi $1000'larınla birleştirip LÖSEV'e bağışladık birlikte. Evet ve üzerine izleyicilerimizden de binlerce lira para topladık. Onu da o videodan izleyebilirsiniz. İzleyicilerimiz de destek oldu. Çok böyle garip duygular içerisinde bir yayın yaptık aslında. Eğlence yayınıydı ama duygulandık, hüzünlendik. Harbiden güzeldi. Çok sağ olsun yani gerçek hayatta öyle $1000 Allah çok iyi vurdum biliyor musun? Şey vuracak mı beni? Gitti. Vuracak mı beni? Bas bas, lol hızlı bas. Ha şu sinek. Hadi bakalım. Gel, asansör. Gel bakalım. Abi sen nasıl uçuyorsun öyle ya? Bana uçmuyorum da öğretsin ben. Gideceğin yere silah atıyorum. Deliciyle uçuyorsun. Şimdi anladım. Nerede olduğumu. Nerede olduğumu? Yalandan bir şey. Aha. Evet anladım. Aaa. Headshot mu vurmaya çalıştın? Oğlum ölmek hiç bu kadar keyifli olmamıştı ya. Bu YouTuber'ların yaptığı tarihi yorumlar var. Onlar arasında en iyilerinden bir tanesi. Marka reklamı gibi oldu. Ölmek hiç bu kadar keyifli olmamıştı falan diye. Yaz bunu köşeye gelsinler. Ulan be tahmin ettim orada olduğunu. Nice tahmin. Sen bu arada benim doğduğum yerleri mi tahmin ediyorsun? Evet bu olaydaki... ya sesinden biliyorum bak şimdi mesela. Merhaba. Ya doğma sesin var mesela bak önünde doğdu şimdi. Abi çok keyifsiz. Ya. Aha. Ben 5 silahımı aldım. Evet geçmiş olsun ama sana. Ama bir canın kaldı. Nereden vuruyorsun? Nereden vuruyorsun hacım? Eskişehir'de hacım lafını çok kullanıyorlar değil mi? Gel bakalım. Sen gel ya hacı. Hacı. Elim havadayken vurdum seni. Güzel canımı götürdün ama. Oğlum. Ne oldu bir dakika. Yeniliyor musun? Yeniliyorum tabii yani. Yasin ama geldi. Aynen geldiler de henüz bitmiş değil oyun yani sonuçta. Abi sen yalnız bu arada kazanacağın bir iddiaya girdin. Sen dedin ki iki kere vuracağım sıkılana kadar oynarız. Ben bu oyundan sıkılmam. Çünkü 21 yıldır oynuyorum yani. Belli ki sıkılmamışım oyundan. Abine mi verdin? Aynen bir şeyler söyledi de duymadım sen konuşunca. Abi ben bayağı noob olduğumu fark ettim şu an. Bilgisayar oyunlarında başarılı değilim onu söyleyeyim önden. Ama yine de belki... Kolokoyu ben yermeyeyim sence. Yani tabii ki yemezsin de. Belki denk gelir diye salladım işte. Bak şimdi bazukoyu MMA challenge. Bakalım canım götürecek. Ya bu şey oldu. Dünya şampiyonu bir boksörün karşısına. Bazuko mermisi bitmiş ya. 40 kiloluk bir adam mı geldi? Yani aynen öyle birini koymuş gibi oldu. Onunla ilgili abim bana bir hikaye anlatmıştı. Kim? Müthiş bir hikaye. Kim? Ya Öz abim değil de bir abim. Çok sevdiğim bir abim. Dünyaca ünlü bir boksör var abi. Gerçek hayattan alınma bir hikaye. Kendi sikletinde dünya şampiyonu herif. Ondan sonra... Bir dakika seni vurayım da... bir gün tırnaklarıyla kazan bir adam...
yıllar boyunca çalışan, itkin çalışan bir adam dünya şampiyonasında final maçında bunun karşısına gelme şansı yakalıyor boksta. Herif tabii dünya şampiyonu ve çok havalı ya. Karşıdaki adamı gardını indiriyor, tamam mı? Dojluyor adam sürekli. Adamla dalga geçiyor. Ondan sonra herif de şurada saklanıyor galiba. Nasıl? Bir dakika. Wallhack var. Bir dakika. Bir dakika. Yok, vallahi gel odama gel bak adam, abi. Hayır bir dakika abi. Odama gel bak. Ne, odama geliyor galiba. Şu an odama geliyor abi. Bir dakika. Yayını bak. Şu anda videoyu basıyorum. Abi, nerede? Var mı Wallhack? Aa yine dedi ya. Deli mi ne hakikaten ya? Abi sen doğduğum... Ha bak şu an benim önümdesin. Bak şimdi. Hayır bir dakika. Şu an öldün tamam mı? Hayır ondan bahsetmiyorum. Az önce böyle açık alanda değildim. Etrafımda tamam, duvarlar bak, vardı. Ne oldu biliyor musun? Tam öldüm. Solumdan sol kulaktan ses geldi. Sen şurada doğdun. Tamam. Ben de dedim ki sen buradan buraya geçmedin. Geçerken görüyorum çünkü. Evet. O zaman burada saklandığını anladım ben. Tamam. Sen burada bekliyordun. Bekliyorsun dedim. Ben ne yaptım biliyor musun? Buradan bir vurdum. Sen de kalktın buraya kadar geldin. Şimdi geri gidip ölmeye devam edeceksin. Abi adam hile dedi ya. Gerçek hayatta wallhack kontrol yaptı bana. İnanılmaz. Neyse o boksörün hikayesi çok önemli. Madem videolar bu kadar arkadaşlar, izleniyor. Arkadaşlar özür dilerim. Abi adam hiç bu kadar kolay kaybetmediğim için hiçbir şeyde. Bunda garip oldum yani. Vay be. Neyse şey anlatıyordum abi. İşte dünya şampiyonu boksörün karşısına o çok tırnaklarıyla hadi! Hiç canım bile gitmedi. Dojladım çünkü aşağı atladım. Ah! Ondan sonra abi. Hey abi. Sen hiç Fortnite pompalısı yedin mi? Evet. Çok. Dünya. Şu an nerede olduğunu biliyor musun mesela? 160 biliyorum. Ya buradasın ya burada. Adam şampiyonla da o dünya şampiyonu gardını indiriyor ve taşak geçiyor karşısındaki adamla. O boksör bir tane vuruyor, knockout ediyor. Vay maşallah çok ince attın ha. Tek gelseydi süper olmaz mıydı? Evet, şanslı kaç tane kaldı? Bitti. Bitti. Bir yuttum, bir mutlu yaşamak diyerekti. Diyerekten sıkıntı. Neredesin acaba mı? Arkamda da geziniyorsundur kesin. Yok. O zaman pusayım. Nerede olduğunu bilmiyorsan şöyle oturayım şuraya. Abi o zaman da hile edeceksin ya bak şimdi. O zaman sana özel bir vuruş yapacağım. Seni hiç görmeden. Hayır! Sen ölmeden kendim ölürüm ulan! Lütfen! Aaa! 360 uzaydan, fezadan, gökyüzünden geldi ve kafana indi. Kaç canım var? Benim 30 canım var. Az canla oynuyor. Bir dakika şey diyeceğim. Şu an seni bulmaya çalışmıyorum. Bak. Silahsız adam ateş etti. Pardon. Silahsız adam ateş etti. Savunmasız adama. Bu tamam. Bir sayısın. Oha! Savunmasın tamam, sen de bana sık bir tane, sen de bana bir tane. Eller havada, karşına. Tamam dur sıkıyorum. Bir dakika burada silah yok, şuradaki silahı alayım. Aa! Ya sikeyim aklımı sikeyim ya! Abi durduk yere öldüm ya vuramaz deyip. Abi... Eyvah ya! Şu an var ya, ya. Çok sana hırs yapıp zorlu bir şekilde oynayacağım ya. Abi sen iki bomba attın bana, onlar gelmedi. Ondan sonra üçüncü bomba... Yemem diye mi düşündün? Kafamda patladı. Evet yemem diye düşündüm. Yesem de ölmemem lazım. Çok iyi atmışsın üçüncüyü. Eksilerde miyim şu an? Hayır ya. Birsin sen şu an. Al. Ya mı yemene bozukayım? Hayır. At bakalım bir tane daha. İlla o elektrikli silah alacaksın değil mi? Al. Evet. Abi ondan başka şansım yokmuş gibi geliyor bana. Almayacağım şunu. Gel bakalım. Bak özgüvene bak bendeki. Gel bakalım. Ondan sonra abi, hikayeyi bu arada 20 dakikaya yaymış olduk. Adam dünya şampiyonuna dalga geçti diye, işte guard indirdi falan diye o turnuvada yenip dünya şampiyonu unvanını elde ediyor. Sonra basın geliyor, televizyon, mikrofonlar bu adama sırrını soruyorlar. Diyorlar ki... Hayatımda bu seri boyunca ilk defa bu silahla kendini öldüren gördüm. İnanamıyorum şu an ya. Bir dakika. Karşımda... Bu silahlarla kendimi nasıl öldürdüm? Karşımda yok oldum. Bir dakika. Çok az canım var. Karşımda yok oldum. Abi o silahla... Şimdi onun bir elektriksel alanı var. Ona çok yaklaştığında sıkarken senin canın gidiyor ama bir canın gidiyor. Ah siktir ya. Silah elimde olsaydı alırdım biliyor musun seni? Harbiden alırdım. Silah elimde değildi.
İnanç başka bir şey işte ya. Sen ben çok inançlı bir insanım. Evet. Ben asla pes etmiyorum abi. Kaç kaldın? 14. Sen duvarlara muvarlara ateş ettiğin zaman da benim canım gidiyor. Nasıl oluyor? Bir dakika şuna bakacağım. Duvarların arkasını deliyor bu silah. FPS sahibi aynı tane... silahcım. Bir şey söyleyeyim mi? Bir tane daha şey yaparsam, alırsam kazanıyorum ya. Ama alamayacaksın ki. Bak mazuka attın bana. Bunun karşılığı ne oldu biliyor musun? Bunun karşılığı şu mu oldu? Arkana bak bakalım istersen. Arkana bakma yolcu. Arkana bakma yolcu. Şimdi ne diyorduk? Basın geliyor ondan sonra adama şeyi soruyor bak bu şeyle alakalı. Abi ben olaydan hiçbir şey anlamadım bu arada. Ölmekten beynim yandı. Tamam çok kısa özetle bir tane dünya şampiyonu var. Yeni de çok çalışan tırnaklarla kazan bir boksör var. Finalde karşı karşıya giriyorlar. Tamam. Boksör dünya şampiyonu taşak geçiyor adamla. Guard indiriyor falan. Adam bir tane vuruyor alıyor dünya şampiyonu unvanını. Sonra adama soruyorlar. Diyorlar ki basın geliyor televizyon bunu nasıl yaptınız? Bunu nasıl başardınız? Adam da diyor ki... O adam buraya limuzinlerle geldi. Bense 10 kilometre yolu, taksi param bile yoktu, yürüyerek geldim. Antrenman yapmış yolda. İşte sonra bir sene sonra adam eski dünya şampiyonu çok daha iyi ya aslında. Dalga geçtiği için yenildi ya. Senle ben gibi. Ha, adam şey yapıyor. Levyemizi atalım da. Abi! Dileni faresini biliyorsun. Direncan'ın odasında bu arada. Ya! Arkadaşlar cidden. Bir daha karşı karşıya geldiklerinde eski dünya şampiyonu bir yumrukla bayıltıyor bunu. Yine adama soruyorlar reis hani kral olmuştun ne oldu falan diye. Bugün ben dediğim üstünde geldim diyor. Yani bahsettiği şey aslında ünlü olup parayı bulanların ne kadar bozduğu özünü değiştirdiği. Allah bizi parayı bulup da değişenlerden etmesin abi. Amin. Onun sınavını bence verdik. Bak. Bak sınav. Kapıyı kapatsana. Ondan eğiliyorum bence. Bir şeylere bahane bulmam lazım çünkü bu kadar. Bir kere şey mi? Ben noob'um değil mi? Sen noob değilsin. Sen vurdun beni. Hiç inanarak söylemiyorsun. Ortalıkta geziniyorum. Neredesin? Hadi. Aa, güzel attın mı? Canım falan gitti mi mesela? Gitti güzel attın. Ben sana özel vuruş yaptım orada. Abi sen bayağı uçuyorsun ya. Ya niye uçuyorum biliyor musun? Uçma şifresi falan mı yazıyorsun? Yok canım şifrem şey yok. Ya biliyorum. Benim elindik silah uçuruyor. Mesela sana o silahı yasaklasak yine de yenebilir misin beni? Yenebilir misin derken? Al. Aa güzel bastı. Bak şu an tam 31 canım var öyle söyleyeyim sana. Tamam onu almıyorum hadi bazuka atacağım sana. Ah. Al bakalım. Bir kaldım biraz can dolduram. Şu an nerede olduğumu biliyor musun mesela? Biliyorum. Bazuka nereden biliyorsun? Abi duydum. Abi nerede? Olmuş yerini dur. Bak, abi her yerde bazuka var abi. Bu kadar da olmaz yani bu tesadüf değil bu. Şans tesadüf olamaz. Al. Bu taktakla mesela seni hiçbirisi öldürebilir mi acaba? Yok. Olmaz o. Hiç mi olmaz? Abi yani ben de ölümsüz değilim sonuçta. 12 vuruyor. 11 canım olursa, 12 canım olursa adam denk getirse vurur beni. Şimdi düşündüğün yerin tam tersinden çıkmam lazım. Yok hiç öyle bir çıkmaya şansı yok. Belli nerede oldu. Bir dakika vurma bir şey yapacağım. Vurma ben de vurmuyorum. Ben aptal değilim. Vurma ya. Hayır vurma. Bir dakika vurma. Söyle cidden. söyle. Çık geri sen de levye al abi. 90 canım var. 31 kaç canım var? 31 gel. Gel bakalım. Herifi göremiyorum. Kaç canım var? 21 kaldı. Bir tane vurdun mu yani? İki tane vurdum. Armor olunca armor çok koruyor. Normalde. Aa, ama abi sen şey dedin. Ne dedim ben? Ben de 30 canım var dedim. Evet, canım öyle, armoru söylemedim ki. Evet. Oo, sahtekarlık var hocam işte. Armor sordun mu? Ben armor. Kaç canım var dedim. 30 artı. Kaç canım var sorsuna kaç armorum var mı cevap verilir. Armor can başka can, şeyler. Armor can vermiyor mu sana? Hayır mesela ben bir oyuncuya sorsam pardon, kaç armorum var diye. Adam canını söylese derim ki sen niye gereksiz pardon. Bilgi veriyorsun. Ne oldu? Ha. Bir şey olmadı. Yanlışlıkla taba bastım. Hacı 57'ye 0 ama. Aslında sen beni bir kere vurdun. 57'ye 0 derken benim bir vurduğumu niye kabul etmiyorsun? Kendini öldürdüm ben kabul ediyorum da. Ah! Ah diyor sanki vuracaktı ya. Güzel ama efektler falan güzel.
Bak şimdi sana oyunun seslerini. Benimki biraz gerilla savaşı gibi olan. Lan oğlum gel buraya. Ben şimdi sana oyunun seslerini çıkartarak seni vuracağım. Hadi. Gıcırı gıcırı o muydu gıcırı ses? Gıcırı 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 gıcırı. Senin sesini de duymuyorum. Oyunun sesi kapalı bende. Gıcırı gıcırı gıcırı. Gıcırı gıcırı gıcırı. Benim sesimi de mi duymuyorsun? Senin oyun sesini duymuyorum evet. Gıcırı gıcırı gıcırı. Nereye saklandın? Gıcırı gıcırı gördüm seni öldün. Tıkş. Bazuka. Bomba. Ah. O zaman sana bir 360 geliyor şimdi. Hazır ol bak. Bana ateş ettiğin an gelecek. Çıkmıyor da ya. Orada ölmek mi istiyorsun gerçekten? Çıkmazsan öleceksin bak. Şerefin var. Riba! Kendimi de öldürdüm. Kendimi de öldürdüm. Oh. Ay. Kaç oldu mesela? Bir şey olmadı. Sıfır abi şu an. Sıfır armor var. Öldün, öldün de hani hiç canını alabildin mi yani? Bana böyle mutluluklar verir. Abi canımı götürdüm biraz. Kendi bazukamı uzaydan çevirip ikimizi de öldürdüm. Orada durursam. Ha illa onu alacaksın değil mi? Mesela şuradaysan kesin öldün. Bak kesin buradan öldüm. Neyi takipçilerimize, izleyicilerimize buradan neyi anlatmak istiyorum ben biliyor musun? Anlat abi. Asla asla pes etmeyin. Hayat size böyle çökse de yine de denemeye devam edin. Belki yani, bir gün. Ha insanoğlunun başaramayacağı bir şey yok değil mi? İnsanın vücudunun bilgisinin aklının ulaşamayacağı. Tabii ki yok abi. Ve sen bu mesajı vermeye çalışıyorsun. Bak adamın kanalında sürekli farklı içerikler var. Yani bir seriyi başlatayım da ondan 50 tane video çekeyim. Parayı kırayım, tutturayım kanalı falan kafası değil. Ben tanıştıktan sonra bana uzun uzun anlatma şansı oldu arkadaşlar. Şimdi hem onu vurup hem onu öveceğim, anlatacağım. Hem öveceğim hem gömeceğim diyorsun evet, yani. Evet, dalış videosu için bile bir hafta adam eğitim alıyor. Ve 3000-4000 dolarlık bir eğitim. Nefes tutma eğitimini alıyor. Ciğerlerini yönetmeyi, oksijeni az kullanmayı öğreniyor. Ve 5 dakikadan fazla süre nefesini tutabiliyor, suyun altına dalabiliyor mesela. Günümüzde bunları yapabilen YouTuber yok. Genelde parayı bulup Nusret'e gidiyorlar, yemek yiyorlar. Böyle fiziksel şeyleri hakikaten yapan bir kanal yok. Benim saygımı orada kazandılar açıkçası. Çok teşekkür ederim. Delimine kanalı. Senin gibi, senin gibi bir adamdan bunları duymak ayrıca güzel ama çabalamaya devam edeceğiz, pes etmeyeceğiz. Şimdi ben esasında beden eğitimi öğretmeniyim biliyorsun. Hı hı. Okulda olsaydım 300 kişiye dokunabilecektim. Ama şimdi milyonlarca kişiye dokunabiliyorum. Ya işte Allah sana hayalini çok daha büyük ölçekte yapma şansı vermiş. Sonuçta sen o öğretmenliği de genç adam yetiştirmek için okudun. Ama evet, şimdi evet bu. Milyonlara ulaşabiliyorsun. Abi sen kendini nasıl öldürebiliyorsun o silahla ya? İnanılmaz bir şey var, göstereyim. Ne güzel ben bir tane vurduydum, eksivine düşmüşüm. Bir canınız gidiyor böyle. Ya sıkıntı yok, sen bir vurdun, bir kere daha vurursan abi. Olmuş oluyor bu iş. Ulan yapar mıyız? Valla inanç çok önemli işte. Ama olacak ya şey var, ya. Olmayacak şey var olur, şimdi hayatta. Olur ya, yanlışlıkla arkanda falan doğarım, bir şey yaparım. Olabilir yani bunlar. Olmaz mı? Abi çok kötü yerlerde duyuyorum, doğduğum yerlerde hiç silah yok. Ben topluyorum bütün silahları, sen bir şey alama diye. Bak şimdi mevzuyu izle. Hadi. Aha ölüyorum, ölüyorum! Oh! Havada vurdum. Kaç canın kaldı ya? Abi 53 kaldı, bütün armorumu götürdüm pompalıyla var ya. Abi ya. Sana bir uzay vuruşu yedin mi sen hiç? Bir dakika, hiç yemedim. Şu an oynamıyorum, bir saniye. Vuracağım sandım biliyor musunuz beyler yani? Gerçekten. Çok fena canımı götürdü ama. Aim'in çok iyiymiş yani o pompalıyla. Ama orada öyle bir şey yaparsan öldün. Kaç kaldın, öldün. Gel, 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 gel. Gel, neredesin? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Evet. Bir dakika. Bugüne kadar bu programa kaç kişi katıldı? 10, yani 12 falan. Benim kadar ciddi ezilen hiç oldu mu? Abi onu onlara sormak lazım. Hayır cevap ver. Tamam bunu kabul edebilirim. Yok. Benim kadar noob... Kanka yok, samimi adamlarız şimdi yok. Benim kadar noob biri var mı mesela? Yok şimdi genelde ama ben bilgisayar oyuncularıyla oynuyorum bunları. Sen... Senle mesela şınav çeksek, bir ilk görüşü yapsak beni yenersin yani. Herkesin şeyi ayrı. Hani o bu şu şekil, şu... O şu şekil, bu şu şekil. Gel bakalım, gel gel. Gel, gel. Aaa hareketlere.
gel. İki canım kaldı. İkimizi birden i̇şte, öldürecektim ya. Ay kalbim ağrıyor. Kalbim ağrıyor. Biz de ölüyordum. Harbi güzel ölecektim. Dayı kaybediyordum. Abi. Demek ki ben ciddi oynayacağım. Neymiş? Demek ki neymiş? Bir umuttur yaşamak. İşte bak öldürme. İki, azıcık 2 milimetre sağa aşağıya çekse öldürmüştü mesela. Şimdi hala oradan akıllanmamış. Abi sen o silahla mı doğuyorsun? Yemin ederim. Mermi bitmese vuracaktım diyecek şimdi. Evet abi. Görmemiştin ki bitmeseydi vuracaktım. Hadi oğlum çık işte bekliyoruz. Ha. Neyi bekliyorsun lan? Ha silah mı? Bazı... Gel abi. Abi götüm ciğerime kaçtı. Ciğerim. Canım kalmadı. Hadi. Lütfen. Bilgisayar oyunlarından. Konuşamadın sen. Bilgisayar oyuncularının gerçekten neden bu kadar saatlerce oynadığını şimdi daha iyi anlıyorum. Çünkü çok keyifli. Evet, abi bir tutkudur yani oyun. Derdini alır. O an düşünmezsin kötü bir şeyi. Böyle beni oyalayıp... Hadi mi? Bak şimdi. Gel. Hadouken'i vuruşaydım sen. Aa güzel vurdun. Ama korktum ben şimdi. Güzel hareket abi. Ama güzel. Sonuçta eksi 1 eksi 2'li düşmem önemli değil. İki kere vursam. Ya bir kez daha vursam. Evet. Tamamen matematik olarak yapıyorsun olaya. Bir tane atsam. Oradan mesela direkt kafana gelseydi ölür müydün acaba? Hayır. 20-60 vuruyor. Ananız! Kendimi öldürdüm. Aa sayılıyor mu? Hayır canım. Sen öldürmedin ki. Ama ne oldu? Bütün silahların falan gitti. Bu Half-Life'da kendini öldürebiliyorsun. Sen mesela birkaç kere yaptın. Şöyle hadi yapalım. Hadi. O silahı sağ tuşa sardırırsan daha güzel vuruyor mesela. Bunu söyleyeceğim. Ölmeyeceğim. Bunu söyleyeceğim. Hadi please. Please. Şey bitti. Adam dile geldi. İngilizce konuşmaya başladı. Bir anda dil söktüm abi. Ama bir şey söyleyeyim mi? O hani doldurunca daha hızlı vuruyor dedin ya. Orada evet. Doldururken bir denk gelseydi üf. Bitti ne güzel olurdu ya. Onu ben her yerde kullanırdım mesela. Şu an nerede olduğunu biliyor musun mesela? Şu an bilmiyorum abi. Sesin gelmedi. Ama şu an biliyor musun? Evet. Oha ya ondan nasıl anlıyorsun abi? Hacım şu aşağıda doğdum. Bak şimdi geliyorum yanına. Gel. Hop. Bitti değil mi mermi? Oh. Hiç değdi mi sana? Değdi. Oh mu diyor? Bir dakika. Abi oh mu dedin öldürünce? Evet. Benim öyle efektlerim var. Bak şimdi sana dıkış bazuka atacağım bekle. Adam orgazm oldu beyler. Mesela sen bugüne kadar kaç adam öldürmüşsündür acaba bu oyunda? Ne bileyim 50 milyon vardır herhalde. Keşke öyle bir şey olsa ya baştan sonra. Ya günde yazsan. 3000 falan oluyordu. 12 saat oynayınca oyunu. Kustu. Nerede olduğunu biliyor musun? Artık biliyorsun. Hadi! Kötü bir şey bayağı canını aldım. Evet. Bayağı canını aldım bence. Ah! Sürpriz. Of. Onu atma. Onunla belki vurdun zaten beni, onunla vurdun. Yani çok alakasız bir şekilde öldün de az bile öldün gibi geliyor bana. Hop. Bilerek değil sabit. Hakikaten dalga geçmek istedim seninle orada. Çünkü ilk attım bombayı gördüm. Tamam mı? O bombayla. Beni vurmanın şansı yoktu ama üçüncüsünü çok iyi attın. Maris. İyi. Bak dur bir konuşalım bak. Böyle bak hala. Bak sana pompalı verim bak. Aa bir dakika vurmuyorum. Elimi kaldırdım. Var. Arkanda pompa var ama sen ateş ettin bana. Tamam nerede alacağım dur. Bir dakika hemen sıkmaya başladın konuşacaktık hani. Hayır yeter. Bu kadar risk. Canım kardeşim. Kaçacağım mesela. Abi 51 kaldım. 51 bir tane vursam pompalı mermisi 20-20 vuruyor. 3 mermi denk geldi mi? Saçma atıyor ya. 8 tane saçma atıyor. Nerede arıyorsun beni? Göklerde ararken arkamdan çıktı. Adam arkamdan çıktı ya. Buralarda geçiş de yok reis. Nasıl geçiyorsun oralara? Reis. Bak direkt sana bundan sonraki tabiri ne biliyor musun? Reis. O reise mi çıktı adam? Tabii. Oradan hadi gel nerede olduğunu anlamışsındır. Bas lo. Aa. Sana, kaç seni kaldı? en dandik silahla öldürme. Aa, pardon. Bir dakika. Şu anda oyunda değilim. Fare hareket ediyor. Nasıl oyunda değilsin kardeşim? Oyunda. Manyağım.
Oyunda değilim, oyunda değilim diyor. Fareyi hareket ediyordum. Bir şey söyleyeyim, bir dakika. Evet. Hani bu oyunu anlamak evet. isteyen arkadaşlar ellerim yukarıda şu anda. Bu oyunu şu an neler yaşadığımı anlamak isteyen arkadaşlara bir anlatmak istiyorum. Anlatan. Hiç bu kadar böyle diye yarım kaldığımı hatırlamıyorum yani, anladın mı? Abi deliriyorum, hiç bu kadar şey yapmadım. Hakikaten deli ve çılgın insanlar bu arada. Yani yapacaklarının ucu bucağı boyutu... Ay of. Yok. Olmaz mı? Bir anda mesela öyle gelebilir mi? En az hangi silahı öldürsün? En kolay hangi silahı öldürsün mesela? En kolay elektrikli silahı ve delici öldürürüm. Delici döndürmeli var ya elinde. Benim adım delici. Allah. Onun mermisini bitirtelim sana da önce. Onun 20 mermisi var. Heh, bitti mi? Gel bakalım. Kendim de kaçıyorum sanki bazukadan kaçacakmış gibi. Şuradan geliyorum. Of. Haa güzel ama kovalarım diye. Çok eğleniyorum mesela yani. Sen keyif alıyor musun şu an? Çok çok ben, acayip. Ben senin yerinde olsam hiç... Bir dakika. Ben senin yerinde olsam hiç ama keyif alamam. Ama sen ben sana ne yaptığımı bilmiyorsun ki. Bazen elimi havaya kaldırıyorum. Tekerle bir, bazen burnumu karıştırırken vuruyorum seni. Ya yapma öyle şeyler yapma. Ben mesela böyle bir performansım olsa... Of diyorum abi. Kimse durduramaz beni. Amuda kalkar insan vururum öyle söyleyeyim. Hop. Tabii sen amuda kalkıp vurabilirsin mesela. Benim belli yani nacizane fare tekelle. Mesela yapalım bakalım biraz. Tekelle oynayanlar artı bir beyler yorumda. Bas bas bir. Hadi gel. İki. Oo. Şu anda vuramazsın mesela beni. Yiyebiliyor musun? Çünkü kapalı alanı. Aa! Tekel derken götüme bazuka girdi yalnız. Bir şey söyleyeyim mi? Değiyordu az daha. 16. Aa ben 93 olmuşum bu arada. Videomuzda 30 biraz dakika da... olmuş. Yüzde mi ya bitiriyoruz? Biraz da... Devam mı biraz, biraz da şans lazım anladın mı? Orada sana değebilirdi mesela o silah yani. Bitiyordu değseydi. Şimdi ne yazayım ben o kıza şimdi? Kanka adı ne? Bir de hangisini yazayım? Şimdi öncelikle onu seçmem lazım. Last son. Son. Son kimse? Düşüneceğim. Nasıl hızlı bir delikanlısın oğlum sen? Hatırlamıyorum diyor. İnsan son sevgisinin adını hatırlamaz mı? Çok uzun zaman oldu o yüzden unuttum ismini. Salto attı böyle döndü havada. Videodaki gibi. Çok uzun zaman olduğu için unuttum. İnşallah fark etmez. Abi sen şimdi ne diyeceksin arayıp? Bak. Yüksek ihtimal ne? Sen... Telefonla arayacağız mı? Tabi canım arayacağım. Abi mesaj falan atalım. Yok yok bizde her şey gerçek, iddialar namus. Arayıp konuşacağız, sesini duyacağız. Aa burayı açanlar kaç saniyede ölüyor biliyor musun? Kaç? Şu an bilmiyorum nerede oldun ama. Neredesin acaba? Yapma ne olur kanka. Kanka yapma. Kanka. Canını yiyeyim kurbanın olayım. 5 canım kaldı. Sikeyim. Allah'ım. Hayır! Ya vuracaktım. Bir saniye önce bassaydım ya. Ne? Evet ölmüştüm. Bassaydım. Sıktın mı? Abi 5 canım kaldı. 5 bu kadar öldürmeye yaklaşamazsın beni yani. Of. Kendi bombamıza da patlayalım şimdi biraz. Evet kendi bombana şimdi patlıyorsun. Hazır ol. Oh, çok güzel patladık. Bir şey söyleyeyim mi? Çok yaklaştırmıştım seni ölmeye. Evet. Harika. Ne oluyor lan? Dönmüyor fare. Ölüme çok yaklaşmıştın gerçekten. Şuradan çıkabiliyorduk abi. Ya. Bak. Gel bakalım. Arkaya mı geldin? Allah'ım. Gökyüzünde misin lan? Ben gökyüzünde... Aa iyi hatırlattın sana gökyüzünden semadan vuruş yapmadım sanki. Sana 360 attım işte. Kime ne denk gelirse bizde. 360 nasıl oluyor? Abi 360 mesela 360 takla nasıl oluyorsa 360 bazukada havada 360 dönüp şöyle sana bir şey deneyeceğim ama çok zor bir şey. Bakalım ne olacak. Ulan şurada vursaydım ne tatlı olurdu be. Koşup yanına gelip sana ağlamanı beklerdim.
Ya bu haksızlık birader ya. Seninle mi uğraşayım, böceklerinle mi uğraşayım ya? Aman abi. Kalbime minik yavru girdi var ya. İki mermi denk gelip söylüyordum. 39 canım vardı. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben seni ancak şeyle öldürebiliyorum. Öldüm. Pompalıyla. Bir dakika, yapmıyorum bir şey. Ben seni ancak pompalıyla öldürebiliyorum. Pompalı anladım. Çok güçlü. Şunu da bir kez daha deneyeceğim. Denemeyeceğim, vazgeçtim. Gel bakalım. Gene mi pompalı? Vallahi ölüm saçar gibi geziyorsun ha. Sen 360... Abi sen nasıl vuruyorsun onunla o kadar ya? Takır tukur vuruyorsun. Ben 100 oldum bu arada. 110 arkadaşlar, yapalım mı hadi, 110. Çok kötü bir duygu ya. Niye, eğlenceli? Hiç keyif. Tabii tabii, çok eğlenceli. Ben doldu bak. Ben 100 oldum bu arada. 110 arkadaşlar, yapalım mı hadi, 110. 110. Aşağı düşünce 10 canım gitti. Benim 6 canım kaldı. Aferin hep kat kat sayısı. 3 bir kere kafama yanlışlıkla taradı. Öyle. Mermi doldu bak. Hayır! Bir dakika! Hayır! Bir dakika! Hayır! Hayır! Nasıl oluyor böyle bir şey? Sikiyim, nasıl oluyor ya? Yes! Yanlışlıkla da olsa. Abi nasıl oluyor? Farkında olmadan da olsa. Bir şey söyleyeyim mi? Evde kimse var mı bu arada? Bilmiyorum ya. Kendimi yırta yırta bağır. Sikiyim ya. Allah'ım, yanlışlıkla öldürdüm. Yanlışlıkla öldürdüm herifi. Abi olacak evet. İş değil ya, inanamıyorum ya. Ne oldu biliyor musun? Yine düşünce Onca'nın gidiyor ya. Eksi 2 de. Hayır ama. Hayır, 2 kere. Skora bak. 102 eksi 2. Olayımız neydi? Seviniyor oğlum. Hayır, olayımız neydi biliyor musun? Ne olursa olsun beni 2 kere öldürebilirsen. Abi yakıştı mı? Abi misin sen benim? Yakıştı mı? Ne olursa olsun beni 2 kere öldürürsen kazanıyorsun dedi. Tam 100 oldu. Kendi kendine dedi ki hadi 110 da bitsin dedi. O anda öldü. Kazanmıştım ama o kadar aptal gibi iddiayı uzattı. Abi sen bir şey söyle lan. Bize de var ya, iddiayı kısaltır mahveder, yok eder. Burada ne oluyor biliyor musun? Boksör. Limuzinle gelmeye başlamış, anladın mı? Telefonu verin, kimi arayacaksın? Eski bir girişim var ama. Hiç ben kaybedeceğimi düşünmüyordum biliyor musun? Hadi abi ya. Ne oldu biliyor musun? Beyler bir dakika, bugüne kadar kazanan oldu mu hiç? En az kazanmış şey işte. Ya sikiyim ya. Şimdi eski sevgilini ararsan şu anda sevgilin var mı? Var. Ama bu business yani, yengecim yanlış anlama. Burada arayıp ihlali aşk etmesi lazım. Çünkü burada bir iş var ortada. Bir iş modeli var. Abi nasıl kaybettim ben? Ne oldu biliyor musun Yasir? Sen nasıl öldürdüğümü ben de anlamadım. Acaba aşağı inince 10 canı gidiyor ya. 16 canım var. 2-2 vuruyor armorum varken. 8 kere mermi denk getirmesi lazımken. Aşağı düşünce 10 canım gitti. Benim 6 canım kaldı. Aferin hep çat kat sayısı. 3 bir kere kafama yanlışlıkla taradı. Öldüm ondan sonra. Adını nasıl biliyorsun? Ve bundan 2 sene önce kazandığım iddiayı uzatmış mı amına? Sen niye uzatıyorsun ya? Oğlum inanılmaz keyif aldım ya ölmekten falan. Anlıyorsun. Anlamıyorum ya. Hadi arayalım ya. Onu, nasıl bir duyguydu? Onu webcam'den almayalım istersen. Direkt arayalım diye sınavla çek. Tamam. Sikiyim ya. Ben eğlenceli taşak geçeceğim. Arkadaşlar like aslında. Atın yani. Affetmedim gördüğünüz gibi. Yenildik Delimine'ye Half-Life'da arkadaşlar. Ama siz gördünüz nasıl öldüm. Orayı ben yavaş çekimde matematiksel açıklamasını da yaparım. Gerçekten onu benim de izlemem lazım. Çünkü ben nasıl vurduğumu bilmiyorum. Ben anlamadım yanlışlıkla. Nasıl öldüm. Şak diye öldüm yani. Birisinde de nasıl öldü biliyor musun? Ben dalga geçiyorum böyle. Uzaktan bomba atıyorum. Hayır dur dedi bana, durdum. Ondan sonra şey olmadı. Neyse. Şimdi kimi arayacaksın abi? Öncelikle bize onu söyle. Cansu'yu arayacağım. Eski sevgilin gerçekten Cansu mu? Anam avradım olsun eski sevgilim. Bak şimdi ben takipçilerim ve ben Cansu sana... Cansu benim çadırımı da kurduğum düzende çok karıştıracak bir yaptığımız şey. Aklıma abi... da gitmiyor, onu da belirteyim insanın. Sen seni çok yoracaksa, üzecekse yapmayalım ama bizden... bu bir iddia, kaybettin, yapman lazım yani. Çünkü ben yapacaktım. Hoparlörü ver, hepimiz duyacağız. Biraz yaklaşalım şöyle. Bunu bir de gerçekçi yapmak lazım. Abi, sonra söylerim ama ben. İstediğin zaman söyle ama ilk konuşurken söyleme. Ya yaptırdığınız işe bak ya. Kaybetmeseydin. Alo. Alo, ne yapıyorsun Cansu? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Arabana şaşırdım. İyiyim ben de. Şey, çalışıyorum Eskişehir'de işte, bildiğin gibi yayın video.
Ya ben sana bir şey söyleyeceğim de. Ben çok özledim seni ya. Yani böyle direkt şey alıcı olmadı da. Anılarımızı özledim ya. Garip oldu. O kadar zaman geçti çünkü. Sen özlemedin mi? Yani yediğimiz yemekler, muhabbetimiz, geçirdiğimiz anılar. Yani bilmiyorum. Üzerinden çok zaman geçti için hani. Ve direkt böyle arayınca şaşırdım açıkçası. Ya içimden geldi, tutamadım kendimi işte. Ne yapayım? Yani, ya ben aşığım hala. Neyse, senin çok söyleyecek bir şeyin yok herhalde ya. Yani çok şaşırdım, ne diyeceğimi bilmiyorum. Ama eğer görüşmek istersen hani konuşabiliriz. Görüşelim. Görüşelim tekrar yani. Ya bir şey söyleyeceğim de. Bak sen asabi bir insansın. Ben iddia kaybettim, o yüzden aradım seni böyle. Eski sevgiline aşkı ilan et diye bir iddia vardı, ondan. Hani bunları söyledim. Yani bilmiyorum, seni olgun sanıyordum yani şu an. İnanamıyorum. Ya. Geri zekalı. Sikiyim ya. Şu an üzüldüm, biliyor musun? Benim düşündüğümüz hale bak. Bir insanın hiç duygularıyla hayatımda böyle oynamamıştım yani. Abi sen onun gönlünü alırsın. Kötü oldu ya. Ama bu iş olur gibi, ben sana söyleyeyim. Ben yazayım bari ya. Harbim normal, neyse. Abi ben ilerleyişin hiç böyle olacağını düşünmedim ya. Yazayım da özür dilerim falan. Dur videoyu kapatalım da öyle özür dilersin. Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Gerçekten olayların bu noktaya gideceğini hiç düşünmüyordum. Kapat ya, gerizekalı falan der diye düşündüm. Sen de öyle düşündün herhalde. Yo, ben ayrılırken düzgün ayrılıyorum insanlar ya. Bence kanala abone olsunlar burada. İyi bir yere gitmiyor bu video. Tamam. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ya sonuçta bu iddia siz eğlenin diye bulundu. Şimdi ben bir mahcup oldum, hiç böyle bir şey yapmadığım için biraz. Bir de kaybedeceğime de inanmıyordum. İstersen koymayalım o kısma. Koyalım. Yok. Artık iddia bize namustur. Geçmiş olsun. Ben onu bir gönlüm. Yediğimiz lafları da yedik, boşa gitmesin. Geçmiş olsun kardeşim. Kendinize iyi bakın o zaman. Görüşürüz. Öpüyorum sizi. Hoşça kalın. Bir video oldu arkadaşlar. Aşağıda Delimine'nin de videosu var. Aynı gün yayınlanıyor. Ona da mutlaka bakın. Bizim evi gezdirdi. Çok özel şeyler var. Ondan sonra. Eyvallah. Öpüyorum sizleri. Görüşürüz. Büyük yarrağın altına yattık ya.